Merhabalar. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl hepimiz için sağlık, mutluluk ve güzel bir gelecek için umut dolu başlangıçların dönüm noktası olsun. Sevgili dostlar, yeni yılın ilk paylaşımında sizlerle şöyle bir yakın ve uzak geleceğe gidip yaşam muhasebesi yapalım istedim. Malumunuz, 2020'ye girdiğimizden bu yana musibetlerden başımızı kaldıramadık. Hatırlarsınız, 2020 yılına yine büyük umutlarla girmiştik ve her şeyin daha güzel olacağını umuyorduk ki 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatte 20:55'te Elazığ Sivrice'den gelen deprem haberiyle sarsıldık. Ardından daha depremin yaraları sarılmadan bu kez Şubat ayında Van'da çığ faciası haberiyle bir kez daha perişan olduk milletçe. Derken düşe kalka Mart ayına ulaştık. Biz Mart ayını kazma kürek yaktıran ay olarak bilirdik. Ama maalesef keşke kazma kürek yaksaydık da 100 yılın musibeti olan korona illetiyle tanışmasaydık. İlk kez Çin'de görülen virüs hızla tüm dünyaya yayılmaya başladı ve şaka gibi kabus dolu günler yaşamaya başladık. O güne kadar bizler cerrahi maskeyi şekil olarak tabii ki bilirdik ve bu maskeyi hastanelerde zaman zaman hekimlerin kullandığına da tanık olmuş idik ve özellikle bulaş riski yaşayan bazı hastaların kullandığı maskeyle kim derdi ki gün gelecek bizler çoluk çocuk bunu kullanacağız diye. Yani ne yazık ki çoluk çocuk bu maskeyle tanışmış olduk. Ardından Akdeniz coğrafyasının karakteristik özelliği olan enseye tokat seviyesinde olan arkadaş ilişkilerimiz adeta limoni bir hal aldı ve araya mesafe koymayı öğrendik. Aslında temizlik imandan gelir geleneği ile büyütülmüş neslin çocuklarıyız. Geleneksel olarak düsturumuz bu idi. Ne yalan söyleyeyim, son yıllarda biraz unutulmuştu sanki bu düstur. İmansız yaşar gibiydik. Tam bu geleneksel iman temizlik birlikteliğini unutmak üzereydik ki korona bize imanlı veya imansız temiz yaşamayı öğretti. Ve efsane limon kolonyasında tüm dünyaya tanıtma fırsatımız oldu böylelikle. Koronalı günlerde düğün dernekleri erteledik. Milli bayramlarımızı balkonlarda kutlamayı da öğrendik. 2020'nin laneti bitmek bilmiyordu. Ağustos ayında Giresun'da sel felaketi yaşandı. Ekim'in sonunda İzmir depremle sarsıldı. Bitmek bilmeyen yaramız olan kadın cinayetleri nedeniyle bir yılda 386 kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Binlerce aileye ateş düştü. Zaten kırılgan olan ekonomimiz dövizin şaha kalkmasıyla birlikte koronanın lanetine su taşıdı adeta. Gerçi biz milletçe alışığız krizde yaşamaya da keşke alıştığımız krizlere yaşamaya mahkum olmasaydık. Şöyle bir gerilere dönüp bakınca sanki enflasyon denen kabus makus kaderimiz olmuş gibi. Geri derken epey bir gerilere gittim. Hani o özlemle andığımız 80'lere kadar gittim. Herkesin tek tip benzer bir hayatının olduğu yıllara. Maalesef o zaman da enflasyon denen illet virüs gibi sarmış ekonomimizi. Yemiş bitirmiş bizleri. Belki o yılları bu yıllarla karşılaştırırsak belki o yıllar daha mutluyduk. O yıllarda sanki insan ilişkileri daha duruydu. Dostluklar daha güçlü, sözler senetti. Bilemiyorum. Ama ekonomi ve enflasyon hep kaderimiz olmuş bu coğrafyada. 80'ler, 90'lar ve nihayet dört gözle beklenen 2000'li yıllara dolaştık. Yani milenyuma ulaştık.
Ama enflasyon denen virüste değişen bir şey yok. Keşke o bilim insanların geliştirdiği koronavirüsü aşısı enflasyon virüsünü de yok edebilse. Hep aynı nakarat, hep aynı serenat. Sonra döndüm baktım günümüze. Maalesef 2020 yılında da durum hiç de iç açıcı değil. Eskilerin tabiriyle her geçen gün paramız pul olmaya devam ediyor. Eski tas, eski ham. Memlekette iyi şeyler olmuyor da değil tabii ki. İllaki oluyor. Dünya ile eş zamanlı yaşıyoruz ve yarışıyoruz artık. Her güzel ve şaşırtıcı gelişmede bizim de payımız var. Şehirlerimiz daha modern, imkanlarımız daha fazla. Dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz, bu bir gerçek. 80'li yılların nostaljisi olan kuyruk ve kara borsalar artık yok hayatımızda. Yok ama benim cebimdeki paranın alım gücü de yok maalesef. Sevgili arkadaşlar, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben burada asla siyaset yapmıyorum ve yapmam da. Çünkü ben siyasi bir ateistim. Yani Cumhuriyet tarihinden dünden bugüne siyaset olan inancını kaybetmiş bir kardeşinizim. Hükümsüzdür. Ben sadece dünden bugüne bakıyorum, inceliyorum, analiz yapıyorum. Evet, Batı yakasında değişen bir şey var mı yok mu bilmem. Ama benim alım gücümde değişen bir şey olmadığı çok açık ortada. Mesela sahip olduğum gelirle vasat 01 otomobil almak için kaç ay hatta kaç yıl borçlanmam gerekiyor ona bakıyorum. Veya hayal ettiğim eve sahip olmak için ömrüm yeter mi ona da bakıyorum. En yakın geçmişe yani milenyumun başına bakıyorum. O gün elimde olan 100 lirayla ne alabiliyordum, şimdi ne alıyorum ona bakıyorum. TÜİK verilerini incelediğimde durumun gerçekten dramatik olduğu görülüyor. Size burada ekonomi dersi verecek değilim, haddimi de değil. Ancak gerçekçi olursak, 2000'lerdeki 100 liranın enflasyon oranında arttırılması halinde bugünkü değerinin ortalama 480 lira olduğunu söylüyor uzmanlar. Ancak 480 liranın alım gücü de 2000'lerdeki 100 liranın yerini tutamıyor maalesef. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in verileri üzerine yaptığım hesaplamalara göre 2000'lerdeki 100 lira ile nelerin alabildiğini ve 2020 yılındaki karşılığı olan 100 lira ile nelerin alabileceğini karşılaştırdığımda sonucun maalesef hiç de iç açıcı olmadığını görüyorum. İsterseniz objektif olarak alım gücümüzün nerelerden nerelere geldiğini resmi TÜİK rakamlarına bakarak inceleyelim. Ben burada teker teker tüm verileri sıralamayacağım. Ama dikkat çeken birkaçını da paylaşmadan geçmek istemem. Özellikle temel gıdalarımız olan ekmek, et, süt, yumurtaya baktığımızda 2000'li yılların başında 100 liranın karşılığında 87 kilogram ekmek alınırken 2020'lerde bu 15 kiloya ulaşmış ya da düşmüş diyelim. Yine temel gıdalardan süte bakıyoruz. 2000'li yılların başında 100 liranın karşılığında 73 litre süt alınırken bugün 19,5 litreye düşmüş. Yumurtada da durum değişmiyor. 100 liranın karşılığında 909 adet yumurta alınırken şu an 100 yumurta noktasına gelmişiz. Tabii enseyi karartmaya gerek yok. Her şey çok da kötü değil. Mesela makarnanın alım gücü hemen hemen başı baş geliyor. Şekerde de 2000'li yılların başında 55 kilogram şeker alınırken 2020'lerde 100 liranın karşılığı 33 kilogram daha fazla şeker alınabildiğini söylüyor uzmanlar. Tavuk etinin de 9 kilogramdan daha fazla alındığı hesaplanmış. TÜİK verileriyle yaptığım bu araştırmanın analizinde aslında hepimizin kişisel bütçesini göz önünde bulundurup dünden bugüne hem mali hem sosyal hayatımızın muhasebesini yapmamız gerektiğini öğretiyor. En azından ben öyle bakıyorum olaya.
Bizler bu güzide memleketin aziz insanları olarak her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Ve biz de en azından o elin gavuru kadar müreffeh yaşamayı da hak ediyoruz herhalde. Evet, 2020 bize çok çektirdi. Umarım 2021 ve sonrasının hepimiz için daha olumlu ve paramızın daha bereketli olduğu yıllar olur. Başka ne diyelim ki? Ümidimizi kaybetmeyelim. Yarınlara umutla bakalım. Kalın sağlıcakla.